Şimdi Kıbrıs konusunda karşılıklı argümanlarımızı söyleyebiliriz. Birçok görüş dile getirebiliriz. Ancak suçlamalar yaparken herkesin çok dikkatli olması lazım. Şimdi Kıbrıs'taki insan hakları konusunda acaba Rumların mı, Türklerin mi daha çok insan hakları ihlal ediliyor Kıbrıs'ta? Bugün Kıbrıs Türkleri 2004'te bize verilen Annan planı kabulü halinde yapılması gerektiği şeklinde bize verilen sözlere rağmen resmi bir futbol maçı bile oynayamıyor. Ticaret yapamıyor. İnsan haklarının en temel unsurlarından istifade edemiyor. Kıbrıs Rumları ise Avrupa Birliği'nin kendilerine tanıdığı ayrıcalıklı tavır dolayısıyla her türlü imkana sahipler. Bizim oradaki ordu mevcudiyetimizden bahsediyorsunuz. Biz oraya bir gün sabah uyanıp hadi Kıbrıs'a gidelim diye Türk ordusu gitmedi. Biz haklarımızı kullanarak oraya gittik. Hiçbir şekilde uluslararası hak ihlali yapmadık. Aradan seneler geçti. 2004 yılında eğer Kıbrıs Barış Planı ki Avrupa Parlamentosu'nda büyük coşkularla kabul edilmiş, şey yapılmıştı, karşılanmıştı. Kabul edilmiş olsaydı şu anda bizim orada Yunanistan'la birlikte çok sembolik bir birliğimiz olacaktı. Geri kalan bütün askerlerimiz çekilmiş olacaktı. Bu plana kim karşı çıktı? Kıbrıs Türkleri mi karşı çıktı? Kıbrıs Rumları mı karşı çıktı? Biz Kıbrıs'ta da barış istiyoruz. Dünyanın her yerinde istediğimiz gibi. Ama bu barışın adil ve hakkaniyetli, sürdürülebilir bir barış olması lazım. O oluncaya kadar da Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız.